Merhaba arkadaşlar, Teknobest kanalına hoş geldiniz. Bu videomuzda PUBG Mobile'in emülatörünü indireceğiz. Burası kendi sitesi, Tencent Gaming Buddy diye. PUBG'nin yani orijinal mobil için bilgisayar versiyonu bu site oluyor. Buradan indiriyoruz. Evet, sizde de indikten sonra böyle bir dosya gelmesi lazım. Bu dosyadan PUBG Mobile'i bilgisayarımıza kurabiliriz. Tıklıyoruz. Customize dememize gerek yok. Yani dersek de yerini nereye kurulacağını buradan seçebiliyoruz. Ben D'ye diyorum. D'ye kurulsun. Daha şunu silelim. Şöyle D klasörünün içine TX Game Assistant diye kurulsun. Evet, şu anda kurulmaya başladı. Burası sizin internet hızınıza göre daha hızlı bir şekilde ilerleyebilir. Evet, indirme işlemi bittikten sonra masa üstüne şöyle bir simge geliyor. Ondan sonra karşınıza program açılacak. Program zaten her şeyi otomatik yapıyor. PUBG Mobile'i kendisi indiriyor. Tabii bu indirilene kadar bekleyeceksiniz. İnternet hızınız iyiyse kısa sürede biter. Evet arkadaşlar, indirme bitti. Karşımıza böyle bir pencere geliyor. İşte Tencent Gaming Buddy artık Ultra HD çözünürlükleri de destekliyor diyor. Buradan bilgisayarımızın grafik kartına göre bir seçenek seçebiliriz. Zaten öneri de yapmış. GTX 660 demiş. Yani mid oluyor bu. Orta seviye. Ortayı seçelim. Yeniden başlat diyor. Evet, oyun yeniden başlıyor şimdi. Bekliyoruz. Evet, güncelleme bitti. Artık oyuna başlayabiliriz. Tabii bu oyuna başlamadan önce PUBG'nin emülatördeki diğer ayarlarını da yapmamız lazım. Sizlere onları da göstereyim. Tencent Gaming Buddy emülatöründe burada ayar kısmına geliyoruz. Motora geliyoruz. Burada işleme Direct Plus olarak seçilecek. Düzgünleştirici kalacak. Hafıza sizin RAM'inize göre mesela bende 8 GB var. Yarısı seçilecek. İşlemci
4 olacak. Çözünürlük sizin bilgisayarınıza göre en üst seviye hangisi ise onu seçin. DPI aynı kalabilir. Oyun çözünürlüğü HD 1080p olacak. Tabi grafik kartınız çok yüksekse Ultra HD'yi de seçebilirsiniz. Görüntü kalitesi ise akıcı olacak. Bu da oyunda maksimum performans alabilmek için kaydediyoruz. PUBG Mobile'e gidiyoruz. Eğer oyunu tam ekranda oynamak istiyorsanız sağ taraftan tam ekran seçeneği ile oyunu tam ekran yapabilirsiniz. Evet, oyunumuz açıldı. Görüntü kalitesi gayet net. Tekrar update'leri yapıyor. Evet, buradan ister Twitter'dan, Facebook'tan oyuna giriş yapabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar, oyunumuz açıldı tam olarak. Çarımıza girdik. Şimdi oyun içerisindeki ayarlara bakalım. Sağ alt taraftan ayarlara giriyoruz. Oyunda biliyorsunuz Q ve E tuşlarıyla sağa sola bakılabiliyor. Bunları etkinleştirmeyi dikiz atıştan yapıyoruz. Dürbünler, kapılar, hepsi burada ayarları. İsterseniz kapıları otomatik açmayı kapatabiliyorsunuz buradan. Grafiklere gelirsek şu grafik kısmı akıcı olacak. Kare hızı aşırı olacak. Bunun nedeni de net bir görüntü alabilmek için. Düşük yaparsanız bulanık, net bir görüntü almazsınız. Bulanık olur. Stil klasik. Düzgünleştirme kapat. Normal kapat. Grafikler bu şekilde olacak ayarları. Kontroller zaten kendiliğinden emülatör yapıyor. O yüzden bir plan uygulamaya gerek yok burada. Buralar size kalmış. Araç, hassasiyet, toplama. Yani oyun içerisinde atıyorum kaç tane otomatik olarak sağlık çantası toplasın. Kaç tane sargı bezi toplasın. İşte 2x dürbün alsın mı? Kaç tane alsın? Gibi ayarları buradan yapabilirsiniz. Evet, ses ayarları. Buradan müziği kapatabilirsiniz. Efekt, ana ses, arayüz. Dili buradan değiştirebilirsiniz. Evet arkadaşlar. PUBG Mobile kurulumunu, ayarlarını sizlere gösterdik. PUBG Mobile'in linkini açıklama kısmında vereceğim. Emülatörü o linkten indirebilirsiniz. Gayet güvenilir. Kendi sitesinin linki. Böylece bu videonun sonuna gelmiş olduk. PUBG Mobile'in kurulumunu ve ayarlarını size gösterdik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.